Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamd-i senalar olsun ki bizleri maddi ve manevi, zahiri ve batini birçok fetihlerle, nusretlerle, zaferlerle, açılımlarla müşerref kıldı. Ve bizleri dostlarının nusretiyle, yardımıyla, zaferiyle sevinen düşmanlarının, kafirlerin bozguna uğramasıyla müjdelenen kullarından eyledi. Bunlar şuur meselesidir. Bu şuur da Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Kimse kendiliğinden bu şuura eremez, erişemez. Ancak Allah-u Teala hidayet ederse o zaman meseleyi anlar. Nice akıllıyım diyenler, kültürlü aydın geçinenler, İslam'ın fetihlerinin ve zaferlerinin önemini, insanlık alemine getirilerini, faydalarını idrak edememiştirler. Kimisi de idrak etseler de inadına inkar etmiştirler. İstanbul fethedildi de ne oldu? Ne faydası oldu diyen insanlara rastlıyoruz bu zamanda. Fatih İstanbul'u fethetmiş de ne olmuş diyecek kadar şuursuz, basiretsiz, idraksiz insanlar var. Kainatın Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem müjdelediği bu İstanbul fethiyle sevinmek, ferahlenmek meşru surette konuşmalarla, konferanslarla, sohbetlerle, nasihatlerle, ibretli derslerle kutlamak elbette ki iman alametidir. قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُ Habibim şöyle, Allah'ın fazlı rahmetiyle ancak bununla sevinsinler. Tabii ki İstanbul'un fethi Allah'ımızın lütfu keremidir. Fazlı rahmetinin büyük bir eseridir. Buna sevinmeme gelde midir? Bu sene 554. yılını idrak etmekte bulunduğumuz bu şehir İstanbul'umuzun bu eşsiz kıymete sahip çok değerli vatan toprağımızın fethi elbette ki Hazreti Kur'an'da da Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde de yerini bulmuştur. Hazreti Kur'an ve la ratmin ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Yaş kuru ne varsa Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğu ma ferratna fil kitabi min şey. Biz Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Levh-i mahfuz manası da vardır. Kur'an-ı Kerim manası da vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'de de bütün bu ilimlerin mevcut olduğu ulemamızın beyanlarıyla sabittir. Cemî'ül ilmi fil Kur'an lakin tekâsara an vefâmur ricâl. Bütün ilimler Kur'an'dadır. Lakin herkesin aklı bunu almamaktadır. Bu itibarla Hazreti Kur'an zaten Muhammed Mustafa'ya sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem inna fetihnâ leke fethan mübînâ. Biz sana açık seçik aşikâre bir fetih nasip ettik buyururken Mekke fethinden başlayan ve kıyamete kadar Müslümanlar tarafından fethedilecek bütün beldelerin fethini müjdelemiştir. Bütün bu fetihler Allah için Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği dini mübini İslam için yapılmıştır. İslam'ın yayılması, yaşatılması, ihya edilmesi, İnsanlığın İslam'la buluşturulması için ve iki cihan saadetine kavuşturulması için tertiplenmiştir.
Hoca sen bu kafaya nereden geldin? Bu fikri nereden buldun? Diyorsan derim ki fetih kendisine nasip edilen ne güzel kumandan müjdesine mazhar kılınmış Hazreti Fatih Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran Efendimiz. Kendisi davasının ne olduğunu, cihadının ne uğurda olduğunu ve İstanbul'dan evvel de fetihler nasip olmuş, İstanbul'dan sonra da ona fetihler nasip olmuş. Bu fetihleri ne gayeyle kazandığını belirtmiştir. Fetihin sahibinin niyeti ifadelerinde açıkça yer bulmuşken, bizim burada başka davalar gütmemiz, başka fikirler ortaya atmamız beyhude olur. Bak ne buyuruyor? Hazreti Fatih, imtizali cahidu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Benim niyetim diyor, Allah yolunda cihad edin, düşmanlarla harp edin, kafirlerle, dinsizlerle, imansızlarla mücahedede bulunun, emrine uymaktır. Allah Teala Kur'an'da cahidu fillah emri veriyor. Benim de niyetim bu emri tutmaktır. Nasıl ekimus sala, namazı kılın emri namaz farz etti. Cahidu fillah da cihadı farz etti. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Sadece ve sadece İslam dininin gayreti, çalışması, İslam dininin yayılması derdi beni bu hususta gayretlendirmiştir. Fazla hak ve himmeti cündü ricalullah ile ehli küfrü serteser kahreylemektir niyetim. Allah Teala'nın fazlı keremiyle diyor. Bak ne dedik başında? Allah'ın fazlı rahmetiyle sevinsinler. Allah'ın fazlı rahmetine güvensinler. Allah'ın lütfu, iyiliği, Allah Teala mecbur değil bize bu fetihleri nasip etmeye. Lütfediyor, kerem ediyor, iyilik buyuruyor. Ve Allah dostları, Allah Teala'nın er kulları, pehlivan kulları, velileri, manevi orduları, tabii hem onun ordusunda Allah dostlarının beden olarak katılanları, hem manen ve ruhen, ruhaniyetleriyle, himmetleriyle katılanları mevcut olduğundan, benim niyetim diyor, kafirleri baştan sona kahretmek, onları umduklarına erdirmemek. Ehli küfrün derdi nedir? İslam'ın sesinin susması, İslam'ın yayılmaması, Allah adının anılmaması, Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem etbaanın, ümmetinin çoğalmaması, onların derdi bu. Benim de derdim ne? Onları kahretmek, onları mahrum ve perişan etmektir. Enbiya-u evliyaya istinadım var benim. Lütfu haktandır hemen ümidi fethun usretim. Benim peygamberlere dayanışım var. Velilere, Allah dostlarına itimadım var, istinadım var. Onlardan istimdadım var. Onlardan himmet istiyorum. Onlardan yardım istiyorum. Allah'ım ile Celle Celaluhu onları aramda aracı yapıyorum. Onun için fetih ve yardım geleceğine dair ümidim Allah'ımın lütfundan kuvvetle beklenmektedir. Nefsim ve malımla nola kılsam cihanda içtihat, hamdülillah var gazaya sad hezaran rahmeti. Canımla ve malımla bu cihanda Allah'ın dini uğrunda ne kadar gayret etsem Allah'ımın hamdiyle Rabbimin bana bu gayreti ve niyeti nasip ettiğine dair ona şükrederek
gazaya çıkmaya binlerce kere rağbetim, hevesim ve arzu iştiyakım var benim diyor. Ey Muhammed mucizatı Ahmedi muhtar ile umarım galip ola e'dai dine devletim. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem o Ahmedi muhtarın o seçilen peygamberin mucizeleriyle onun tabii ki fetih müjdesiyle umarım ki devletim din düşmanlarına galip olacaktır diyor Hazreti Fatih. Demek ki buradan anlıyoruz ki niyet Allah'ın dini için, onun dinini yaymak için, onun kelimesini ila için, yüceltmek için ve onun zikrini anmak için, andırmak için yapılan gayrettir. Bu niyetle olduğu için sonu galibiyettir, zafer ve nusrettir ve böylece neticelenmiştir. Şimdi Hazreti Kur'an Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem vaat ettiği bütün fetihlerde kıyamete kadar Müslümanların fetihlerine işaret etmiştir. Mevla Teala Estaizu billahi ve evrethekum erdahum ve diyarahum, onların topraklarını, yurtlarını, mallarını size var miras olarak verdi. Kureyzoğullarının, Nadiroğullarının, Yahudilerin işte Medine etrafından başlayarak, Medine civarından başlayarak gelen fetihlerin neticesinde ve erdan lem tefauha, öyle topraklara sizi varis kıldı ki henüz onlara ayak basmış değilsiniz. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sahabesinin o zaman için ayak basmadı. Sonradan tabii Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub el-Ensari'ler olsun, Abdullah bin Zübeyler, Abdullah bin Abbaslar, Abdullah bin Ömerlerin teşrif ettikleri İstanbul tabii sonradan onların ayakları mübarek bu beldeye değmiştir ama o zaman için henüz ayak basmadığınız nice toprakları da size nasip etmiştir. Allah Teala bu fetihleri kesinleştirmiştir diye müjdelemiştir. Yine Fetih Suresi'nde فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا, Allah Teala Hazretleri وَاُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا, Allah Teala Hazretleri diğer yerleri de fethetmeyi size nasip etmiştir ki henüz sizin onlara gücünüz ve imkanınız ulaşmamıştır. Ama Allah Teala'nın gücü, kuvveti ve kudreti oraları da, bütün alemleri de kuşatmıştır. Dolayısıyla İstanbul'un fethi de ve şair küfür diyarlarının fethi de Allah'a hiç zor değildir buyurarak buna işaret etmiştir. Yine Estaizu billahi Nur suresinde Vaadallahu lezine amenu minkum ve amilus salihat, iman edenleriniz, salih ameller işleyenleriniz, namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlere devam edenleriniz, Allah-u Teala'nın emirlerine, yasaklarına hakkıyla inanarak amel edenlerinize Allah söz vermiştir. لَاَسْتَخْلِفَنُّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَاَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, onlardan evvelkileri dünyaya hakim kıldığı gibi geçmiş peygamberleri ve onların ümmetlerini söz tuttukları vakitte fetihlere nail kıldığı gibi onları da, bu ümmetin müminlerini, salih amel işleyenlerini de fetihlere muvaffak kılacaktır. Onlar için seçip beğendiği dinlerini, İslam dinini yaşama imkanına onları malik kılacaktır. Korkularından sonra Allah Teala onlara emniyet ve güvence ihsan edecektir. Bütün bu müjdeler, vaatler, bu ümmetin İslam'ın hakimiyetine
ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra birçok fetihler ve eser olacağına, Hulefai Raşid'in asrında olsun, ondan sonra sahabe-i kiram döneminde olsun, sahabe-i kiramdan sonra gelen komutanlar tarafından olsun, bütün bunların fetihlerine işaret etmektedir. Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra sahabe-i kiram yine kafirlerin baskınlarından korkarak, bir güvensizlik hissederek silah taşıma zarureti üzerine ne zaman rahat edeceğiz, ne zaman istirahat edeceğiz, ne zaman bir güven temin edeceğiz, silah taşımadan camiye gidemiyoruz, işte efendim Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar gidiyorlar, baskınlardan korkuyorlar iken bu ayet-i kerime nazil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları müjdelemiştir. Acele ediyorsunuz, yakında fetihler başlayacaktır ve Allah Teala size şarkan ve garben doğuları batıları fethettirecektir ve böylece İslam dünyaya hakim olacaktır, parlayacaktır ve Müslümanlar tam bir güvence kazanacaktır. Emniyet içerisinde dinlerini rahatça huzur içerisinde yaşayacaktır. Müjdesini vermiştir. Demek ki böylece Hazreti Kur'an Müslümanlara vaat ettiği fetihler içerisinde elbette ki İstanbul'un fethine de işaret etmektedir. Ancak tabi Hazreti Kur'an'ın bir de işari tarafı vardır. Bütün ilimler onda olduğuna göre içinde cevahir var, hüner anda dalmaktır. Mesele Kur'an-ı Kerim'den bu manaları, işari manaları çıkarabilmektir. Bunun da herkes ehli olamaz. Ancak tabii Muhiddin Arabi gibi, Molla Cami gibi vesaire büyük veliler bu manalara işaret etmişlerdir. Bunlardan biri olarak Sebe suresinde geçen beldetun dayyibetun tertemiz pek hoş belde ayet-i kerimesinde. Tabi ayet-i kerime Sebe kavmi ile ilgili bir şehirden bahsetmektedir. Fakat bu beldetun dayyibetun cümle-i celilesinin harflerini Molla Cami Hazretleri Ebced hesabına göre toplamış ve Hicri 857. yılı bulmuştur ki miladi olarak 1453 yılına denk gelen bu yıl İstanbul fethi müyesser olmuştur. Böylece demek ki tertemiz beldeye bir işaret buradan çıkmıştır. Burada bir fetih mucizesinin gizli olduğuna işaret etmiştir. Tabii fetihler vaat edilmiştir, yardım, zafer söz verilmiştir ama bu işte sabır gerektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in işte bazı müjdeleri 857 yıl sonra gerçekleşen İstanbul'un fethi gibi epey zaman sonra gerçekleşmiştir. Bundan sonra da daha gerçekleşecek çok müjdeleri vardır, mucizeleri vardır. Hazreti Mehdi'nin zuhuru olsun, İsa Aleyhisselam'ın gökten inişiyle birlikte İslam'ın dünyaya hakim kılınışı ve yeryüzünde şirkten eser kalmayacağı müjdesi gibi daha birçok müjdeler de henüz beklenmektedir. Biz bunlara böylece iman etmişizdir. Bundan öncekiler çıktığı gibi bundan sonrakiler de aynen gerçekleşecektir. Bunda zerre kadar bir şüphemiz yoktur. Bu bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanımızın bir gereğidir. Böylece şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açık müjdesi ki bu hadis-i şerif İmam Buhari'nin Et-Tarihul Kebir isimli eserinde yer almaktadır. Cami-i Sahir tabi
hadislerinde geçmektedir vesaire. Birçok eserde yer almaktadır. Meşhur bir hadis-i şeriftir. لَتَفْتَحُنَّ الْكُسْتَنْطِينِيَّةَ فَلَنْ يَعْمَلْ اَم۪يرُ اَم۪يرُهَا فَلَنْ يَعْمَلْ جَيْشُ ذَلْكَ الْجَيْشُ. And olsun ki, yemin olsun ki, elbette İstanbul'u fethedeceksiniz. Ümmetine hitap etmiştir. O zaman henüz Türkler İslam ile şereflenmemişken, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, hepimizin peygamberi olarak, kıyamete kadar gelecek, bütün ümmetlerinden haberdar olarak, hepimizin suretleri, kendisine mucize yoluyla gösterilmiş, hepimizi tanıyan ve bizden sonra gelecekleri de tanıyan bir peygamber olarak sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine bu hitabı yöneltmiştir. فَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Arapların peygamberi değildir. Türklerin de peygamberidir. Avrupalıların da peygamberidir. Bütün dünya milletlerinin peygamberidir. وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Sırrına mazhar olarak bütün alemlere rahmet olarak gönderilmiş. وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Bütün insanlara toptan gönderilmiş bir peygamber olarak. Rabbimizin buyurduğu üzere henüz onlara kavuşmamış olan, sahabe-i kirama yetişmemiş olan diğer milletler içerisinde de Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Resul olarak, elçi olarak, uyarıcı olarak ve müjdeleyici olarak göndermiştir. Bu itibarla kainat efendisi sahabe-i kiramın asrında bulunmayan ve onların ırkından olmayan diğer toplumlar içerisinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiş olması hasebiyle bizim de aramızda gönderilmiş sayılmaktadır ve bu itibarla bize de hitap etmiştir. İstanbul'u mutlaka fethedeceksiniz. İşte bu müjde 857 sene sonra gerçekleşmiştir. Ancak tabii ki sahabe-i kiram hazaratı bunun tahakkuku için bizi beklememiştirler. Zaten onlara bu hususta da bir zaman verilmemiştir. Onun için onlar gayret etmişlerdir İstanbul'u almaya. Ordular hazırlayarak yönelmişlerdir. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören sahabe-i kiramdan derlenen ordular İstanbul'a yönelmiştir. Ve aralarında sahabenin bulunduğu, birçok sahabenin bulunduğu birkaç sefer sahabe-i kiram döneminde İstanbul üzerine yönelmiştir. ...90 yaşında aksakallı vaziyette bu orduya katılan Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anhü'l-bari hazretleri bunların en önemlilerinden olmaktan öte tabii burada şehit olmuş ve bizlere şefaatçi olarak kalmıştır. Onun ayrıca bir talebi, bir dileği bulunmuştur ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den İstanbul'un surlarının dibinde salih bir insanın defnolunacağı müjdesini almış olmasıdır. Ve bu insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek diliyle salih olduğu, Allah dostlarından olduğu, iyi kullardan olduğu haber verilen bu insanın, bu bir kişiden bahsedildiği için o bir kişinin de kendisi olmasını ümit ederek, Rabbinden niyaz ederek İstanbul üzerine gelen cihat ordusuna katılmıştır.
ve bu dileği yerini bulmuştur. Ve Halid bin Zeyd Hazretlerimiz bu şehrin halkına büyük bir nimet olarak kalmıştır. Yetişmez mi bu şehrin halkına bu nimeti bari? Resulullah'ın yari Eba Eyyub el Ensari. Radıyallahu teala. İstanbul halkına bu şeref yetmez mi ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde misafir kaldığı, aylarca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde ağırlayan mihmendar Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin sancaktarı, Bedir, Uhud ve Hendek gibi bütün gazalara katılmış ve Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimizle dört halife döneminde hiçbir cihattan geri kalmamış böyle mübarek bir insanın İstanbul'umuzda medfun bulunması ve bizim komşumuz olması, bize şefaatçi olması. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın gömüldükleri yerlerdeki halkın Müslümanlarına şefaatçidirler mealindeki hadis-i şerifine binaen bizlerin de İstanbullular olarak ve inşallah İstanbul'da gömülmeyi, Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerimizin civarında gömülmeyi arzulayan kişiler olarak şefaatini ummamız hakkımızdır. Ayrıca Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri evvelü ceyşin yehzül Konstantiniyete mağfurun lehum. İstanbul'u almak için gaza edecek ilk ordu günahlarından kurtulmuştur ve onların günahları bağışlanmıştır. Hadis-i şerifinin de müjdesine nail olmak, mübarek insanlar o kadar günahtan sakındıkları halde, ahiretteki halleri, makamları çok yüksek olduğu halde yine de nerede mağfiret müjdesi var, nerede af olma müjdesi var, böyle hevesli şekilde koşan insanlardır. Bu itibarla bu hadis-i şerifin müjdesine nail olmakta Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri gibi birçok sahabenin umudu olmuştur ve onların İstanbul'a cihada gelmelerine vesile olmuştur. İstanbul'da bugün 22 kadar sahabenin kabirleri işaretli ise de isimleri geçmekte ise de sayının daha yüksek olduğu birçok araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Özellikle Toklu Dede Haziresi vardır. Orası kapalıydı. Evvelce biz ziyaret edemiyorduk. Şimdi elhamdülillah ziyarete açılmıştır. Orada Ebu Şeybetel Hudri Hazretleri de yatmaktadır. Ahmed Ensari ve şair zatlar, sahabeden dört kadar isimleri geçen zatlar şu anda kabirleri, yerleri belirlidir. Fakat özellikle Ebu Şeybetel Hudri Hazretleri, Ebu Said el Hudri Hazretleri'nin kardeşi olduğu rivayet ediliyor. Onun da kendisinin sahabe olduğunu gizlediği, daha sonra vefat edildiği sırada şehit düştüğünde ben Resulullah'ın ashabındanım diyerek hadis-i şerif, bir emanet hadis-i şerifi tebliğ ederek şehit olduğu rivayetler arasındadır. Ebu Şeybe Hazretleri'nin kabri şerifi de evvelce Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin kabrinden sonra en çok ziyaret edilen ve kılıç kuşanma merasimlerinde padişahların tahta çıkışlarındaki ilk ziyaretlerinde Ebu Eyyub el Ensari'den sonra gelen ziyaretler arasındadır. Maalesef tabii şu anda biraz ihmal edilmiş, unutulmuş ise de elhamdülillah şu anda ziyarete açılmıştır ve ziyaret edebilmekteyiz. Hafta sonları, kandil gecelerinde ziyaretler açıktır. Oraya Toklu Dede Haziresi deniyor ki orada yatan sahabe sayısının 1000'i bulduğu rivayetler arasında yer alıyor. Araştırmacılar tarafından İstanbullu sahabiler adı altında çıkan eserlerde yer alıyor. Dolayısıyla tabii bu sayıyı tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Ayrıca genç sahabiler, hepsi Hazreti Halid bin Zeyd gibi 90 yaşında değil, tanınmış, meşhur olmayabilir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i küçükken görenler de sahabe olma şerefine nail olmuşturlar. Bu itibarla yaşları genç olanlar, isimleri kitaplara geçmemiş olan, kayda alınmamış olan birçok sahabe mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören sahabe sayısının 114 bin kadar, veda haccında bulunan sahabenin 114 bin kadar
olduğu rivayet edilmektedir ki 100.000'den fazla oldukları kesindir. Bu itibarla şu anda kayıtlara baktığımızda belki 7.000, 10.000, 15.000 gibi bir rakam tespit edilebiliyor. Bunun dışında on binlerce sahabenin isminin şu anda bilinmediğini göz önünde bulunduracak olursak, İstanbul'a da gelen ordunun, ilk ordunun arasında çok sayıda sahabe hazaratının bulunduğunu düşünecek olursak, bu sayı yadırganacak bir rakam değildir. Onun için İstanbul'umuz, elhamdülillah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdelerine nail olmak için birçok sahabenin, tabiinin, ulemanın, evliyanın akın ettiği, fethe çalıştığı bir mübarek yerdir. Ama tabii ki bu müjde Hazreti Fatih'e nasip olmuş. Dolayısıyla da diyebiliriz ki Türk milletine nasip olmuştur. Demin de dediğimiz gibi Rabbimiz Tebareke ve Teala ayet-i kerimesinde Estaizu billah Men yertedde minkum an dinihi Sizden her kim dininden dönerse İslam'ı bırakırsa Allah'a zarar veremez. Fesevfe etillahu bi kavmin. Yakında muhakkak Allah bir cemaat getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbunehu. O onları sever, onlar da onu severler. Edilletin alel müminine, izzetin alel kafirin. İnananlara karşı çok tevazuludurlar. Kafirlere karşı çok heybetli, vakarlıdırlar. Yücahidûne fî sebîlillâhi ve lâ yekâfûne levmete lâim. Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir tenkitçinin tenkidinden çekinmezler. Zâlike fadlullâhi yutî men yeşâ. Bu Allah'ın lütfu keremidir. Bunu dilediğine verir. Bak, dilediğine verir. İşte burada lütfu kereme mazhar olan milletler arasında Fâris milleti ve Türk milleti en başta yer alanlardan olduğu kesindir. Çünkü bu ayet-i kerimenin hitap ettiği dönemde Türkler Müslüman olmamıştır. Dolayısıyla Müslüman olmayanlara da kim dininden dönerse şeklindeki bir hitabın manası olamaz. O zaman Araplar İslam ile şereflenmiştirler. Ve bu ayet onlara hitap etmiştir. Hakikaten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra Mekke, Medine ehli ve dışarıdan bir iki kabile hariç diğer bütün Arap kabileleri irtidat etmiştir. Dinden dönmüştürler. Ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh onlarla cihada yönelmiştir. Namaz kılarız, zekat vermeyiz demişlerdi. Kimisi toptan çıkmışlardır. Yoldan çıkmışlardır. Allah Teala da benim kendilerini sevdiğim, onlar da beni seven kıymetli millet, bir millet getireceğim diye benim kimseye ihtiyacım yok. Yine ayet-i kerimesinde ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrakum thumme la yekunu emsalekum. Bu da İnna Fetahna'dan önceki surede, Muhammed suresinde yer alan bir ayet-i kerimedir ki siz benim dinimden yüz çevirirseniz sizin yerinize başkalarını getiririm. Sonra onlar sizin gibi olmazlar buyurmuştur. Burada da yine Fâris milleti ki İmam-ı Azam Efendimiz onlardandır, birçok hadis alimi, İmam Bukhari'ler ve şair, Şah-ı Nakşibendiler, ulema, evliya onlardandır. Türk milleti ki elhamdülillah Selçuklulardan, Osmanlılardan itibaren İslam'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Onlara bu ayet-i kerimelerin işaret ettikleri birçok alim tarafından beyan edilmiştir, işaret edilmiştir. İşte İstanbul'u fethedeceksiniz. فَلَنِعْمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا O fetihte bulunan ordunun komutanı ne güzel komutandır diye methedilen Hazreti Fatih bu milletin evladıdır. فَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلْكَ الْجَيْشُ O ordu ve asker de ne güzel ordu ve askerdir dedi de yine elhamdülillah
Türk ordusuna işaret etmektedir. Açıkça delalet etmektedir. Ve o orduda birçok alimler, veliler bulunmuşturlar. Bu şerefe ermek için gelmiştirler, iştirak etmiştirler ve bu müjdeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ne güzel ordu müjdesine erişmiştirler. Şimdi demek ki bu bir lütuftur, ilahi bir lütuftur, fazl-ı keremdir. Dersimizin başında Hazreti Fatih'in sözlerini size aktardığımız üzere işte Allah için gayret edenler ve niyet edenlerin sonunda Allah Teala'nın yardımına mazhar olacakları bir gerçektir. Ve bu görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek işaretleriyle sahabe zamanından başlayan fetih gayretleri ismi Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ismine uygun düşen Sultan Muhammed Han'a nasip olmuştur. Ta Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye işaret ettiği, vasiyet ettiği Osman Ertuğrul oğlusun. Ertuğrul Gazi, Osman Gazi'nin babası, Orhan Gazi'nin dedesi, kıymetli mübarek zat. Ta işaret ediyor Osman Gazi. Diyor ki oğlu Orhan Gazi, Osman Ertuğrul oğlusun. Oğuz Karahan neslisi. Hakkın bir kemter kulusun. İstanbul'u aç, gülzar yap. Yani İstanbul'u fethet, gül bahçesi yap. Oğuz Karahan boyundan geliyorsun, Türk soyundan geliyorsun. Allah'ın aciz bir kulusun. Tabii ki İslam'da soyla sopla iftihar yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Arap'ın acemi, acemin araba üstünlüğü yoktur. Ancak Allah Teala kime İslam'a hizmet nasip ettiyse tabii ki o fert olsun, toplum olsun, ırk olsun, millet olsun İslam'a hizmet etme şerefine nail olanlar büyük bir dünya ahiret saadetine ermiş olurlar. Böylece gül bahçesi yap diye İstanbul'a almasını vasiyet etmiştir. Tabii Orhan Gazi'ye vasiyet etmiştir. Öyle bütün padişahlar oğullarına bu vasiyeti yapmışlardır. Uzun yıllar sonra torunlarından Sultan II. Murat bir gün sabah namazını kılmış. Mübarek insanlar namaza devam ederler, cemaate devam ederler, Kur'an'a devam ederler. Bak seccadesinde Kur'an okuyor. Sure-i Muhammed'i bitirmek, Sure-i Fetih'e başlamak üzereyken bir oğlunun daha dünyaya geldiği müjdesini almış. Sure-i Muhammed'den sonra Sure-i Fetih, İnna Fetihna Sure-i Cellesi geliyor. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hatmetmek üzere sırayla okuyanlar Sure-i Muhammed'i bitirince İnna Fetihna'ya başlıyorlar. Murat Han o zaman diyor ki Ravza-i Murat'ta bir gül-i Muhammedi açtı. Murat'ın bahçesinde diyor. Yani benim işte evimde, ocağımda, bahçemde bir Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ona mensup onun ümmetinden bir gül daha açtı diyerek sevinç gözyaşları döküyor. Hicretin 835. yılı Recep-i Şerif'in 12. günü Cuma gününe denk geldiği bir gün vezirlerin, emirlerin ve alimlerin hazır bulunduğu bir toplantıda iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra tekbirlerle, ezanlarla kucağına verilen Hazreti Fatih'in kulağına Muhammed adı okunuyor. Şehzade Muhammed'in kudumu şanına aleme gülab-ı meserret saçılsın. Sultan Murat babası diyor ki oğlumun doğumunun şanı için herkese her tarafa gül suları saçılsın diyor. Muhammed adı
İki cihan peygamberi Muhammed Mustafa'nın adı sallallahu aleyhi ve sellem. Gül de Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. Remzi, sembolü, işareti, lale, Allah-u Teala'nın remzi olduğu gibi. Gül de Muhammed Mustafa'nın remzi. Hazreti Fatih'in ebesinin adı Gülbahar. Eşlerinden birinin adı Gülşah, diğerinin adı Gülbahar. Dünyanın en güzel gülü de onun elinde açılıyor. Ve İstanbul, İslambol, gülzar yapılıyor. Hazreti Fatih'in fethiyle böylece Ebu'l-Fethi vel-Megazi, Sultan Muhammed Han aleyhi rahmetü vel gufran diye hali hazırda Fatih Camisi'nde müezzinler tarafından okunuyor. Fetihlerin, gazaların babası Hazreti Fatih böylece doğuyor. Tabii babası Sultan Murat Hazretleri İstanbul'u fethetmeye çok hevesleniyor. Onun babaları da evvelce çok heveslendiler ve çabalar sarf ettilerse de bunu başaramadıkları için onlar ümidi kesmiyor. O sırada Hacı Bayram Veli Ankara havalisinde çok tanınıyor. Şöhreti afaka yayılıyor ve müritleri çoğalıyor. Edirne payitaht iken haber sultana ulaştırılıyor ki böyle bir zat çıkmıştır ve her gün etrafı çoğalmaktadır. Devlet için bir tehlike arz etmektedir diye. Halbuki Allah dostlarının vatanın bölünmesiyle iş olmaz. Haşa, onlar illaki vatanın bölünmemesi için, devletin çökmemesi için, efendim insanların kargaşaya, fitneye düşmemesi için çok gayret ederler ama gammazlar, durmazlar, efendim laf taşırlar, dedikodu yayarlar, yalan yanlış haberler çıkarttılar. Falanın işte cemaati çoğalıyor, filanın etrafında şöyle insanlar var, ne olacak işte, şöyle yapacaklar, böyle yapacaklar diye her zaman ve zeminde bu fitneler yaşanmıştır. Fitne uykudadır, uyandıranı Allah lanet eylesin. Şimdi o zaman da askerler göndererek Sultan Murat Han Hacı Bayram Veli'yi Edirne'ye istetiyor. İşte kim olduğunu da bilmediği için kimdir, nedir, eşkıya mıdır, evliya mıdır, görelim, tanıyalım, tanışalım da meseleyi buzluğa kavuşturalım diyerek onu istetiyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de, Akşemseddin Hazretleri de o zaman onun yanında bulunuyor. Halifelerinden, talebelerinden Akşemseddin Hazretleri daha evvelce tabii ilmini bitirmiş, hafızlığını yapmış, bütün ilimlerini tahsil etmiş, tasavvuf yolunu seçerek Allah-u Teala'ya kavuşmak için bir mürşit arayışına girmiş ve böylece işte uzak diyarlara, Şam'a, Halep'e gitmeye heveslenmiş, hatta yola düşmüş. Sonra manevi bir çekişle Hacı Bayram Veli onu kendisine çekmiş ve böylece onun kıssaları uzun, ona mürid olmuş, istifade etmiş bir zat. Hacı Bayram Veli Hazretleri onunla da birlikte uzun yollar, tabii o zaman Ankara'dan Edirne'ye gelmek bayağı zaman alıyor. Efendim geliyorlar, o arada yollarda çok insanlarla görüşüyorlar. Kendisini götürmekle görevli olan işte ordu mensuplarıyla güzel istişareler yapıyorlar, vaazlar, nasihatler. Çok tatlı bir yolculuk, muhabbetli bir sefer oluyor. Ve geldiklerinde padişahın huzuruna, tabi padişah nur yüzlü bir veli ile karşılaşınca Sultan Murat Hazretleri de Osmanlı padişahları da hepsi Allah dostları, boş insanlar değil tabi ki. Mübarek insanlar, insandan anlarlar. Bakıyor, çok üzülüyor. Efendim herhalde çok zahmet çektiniz, yolculuğunuz da uzadı. Kusura bakmayın sizi çağırttık diye özür beyan ediyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri de
çok istifade oldu. Hak aşıklarıyla görüştük, tanıştık, nice dostlarla kaynaştık diyerek onu teselli ediyor. Ve böylece epey zaman geçiyor aralarında. Muhabbet hasıl oluyor. O sırada bir gün yine baş başa sohbet ederlerken Akşemseddin Hazretleri de eşikte, Hazreti Fatih de beşikte bulunuyorken Sultan Murat Efendi Hazretleri, acaba bize fetih nasip olur mu? İstanbul'un fethine çok heves ediyorum. İslam toprakları arasında her tarafı fethettik, fakat bu Bizans bu şekilde tam ortamızda duruyor. Bu da beni çok üzüyor. Ne zaman şu topraklar birleşecek, araya bir fasıla girmeksizin tam İslam toprağı olacak ve Türk devletine katılacak diye hevesini, rağbetini, arzusunu, isteğini bildiriyor. Bunun üzerine Hacı Bayram Veli Hazretleri uzun süre murakabede kalıyor. Manevi bir hale giriyor ve sessiz kalıyor. İşte burada şu soru akla geliyor. Allah dostları gaybı bilir mi? Allah-u Teala ne buyuruyor? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Göklerde, yerlerde Allah'tan başka kimse gaybı bilemez buyuruyor. E demek ki kimse gaybı bilemez, ancak Allah bilir. Ancak اِنَّمَا الْغَيْبُ لِلّٰهِ Gayb ilmi ancak Allah'a aittir. Fakat Allah Teala istediğine bildirir mi? Bildirir. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلَعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi ileride ne olacağına dair gaybi ilimlere muttali kılacak, vakıf kılacak değildir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَى Allah Resullerinden başlayarak velilerini de onlara tabi kılarak dilediklerini seçer buyuruyor. Demek ki Allah Teala herkese ileride ne olacağını bildirmez. Bildirse birçok imtihan hikmeti bozulur. Ancak Resullerinden başlayarak, orada min iptidai gaye için tefsirlerin beyanı ve çile, Resullerinden başlar bildirmeye, veliler de onlara ümmet olarak, onlara tabi olarak bu ilimlerden hissedar olurlar. Yine Cin suresinin ayetinde İlla men irtada min rasul Allah-u Teala gaybına kimseyi muttali kılmaz. Ancak seçtiği rasulleri, işte burada seçtiği rasulleri asaleten onlara vahiy göndererek buna vakıf kılar, ama velileri de onlara tabi olmaları hasebiyle, onların ümmetleri ümmeti olmaları hasebiyle ne yapar? Bu ilme vakıf kılar. Müfessirler böyle beyan ediyorlar ki eğer burada sadece rasulleri gaybtan haberdar eder, dilediği gaypları onlara bildir diye mana verirsek olmaz. Çünkü meleklere de bildiriyor, Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor. Bir sene içinde neler olacak, şu zaman ne olacak, kim ölecek, kim kalacak? Hep bunları meleklerin görevleri alanına giriyor. Bunlar da gaypla ilgilidir. Bunları meleklere bildirdiği kesindir. Resul olmayan nebiler var. Önce peygamberler var. Onlara da bildirdiği açıktır. Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'a mesela çocuğun, küçük bir çocuğun ileride yaşasa büyük bir kafir olacağını, anasını babasını da zorla kafir edeceğini haber vermiştir. Bu Kehf suresinin ayetidir. Halbuki Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı bile ihtilaflı bir konudur. Sadece rasullere bildiriyor dersek, o zaman nebilere de bildirmiyor anlamına gelir. Meleklere de bildirmiyor anlamına gelir. Bu doğru değildir. Madem meleklere bildirdiği kesin, sabittir. Nebilere bildirdiği sabittir. O halde velilere bildirdiği de sabittir. Velilerin kerameti haktır. Ehl-i sünnete göre gaybla ilgili bilgi de bu kerametler kabilindendir. Bunları inkar edenler
ehli sünnet mezhebinden hariçtirler. Kendilerini ne kadar da ehli sünnet sansalar, saysalar, ehli sünnetin cumhurunun, ekseriyetinin hatta ittifak ettiği ittifak ehlinin görüşlerinden hariçtirler, dışta kalmıştırlar. Allah muhafaza buyursun. Hacı Bayram Hazretleri ne buyurdu? Padişahım, İstanbul'un fethini sen de ben de göremeyeceğiz. Ancak şu beşikteki çocukla şu eşikteki köse sakalı işte o zaman az çıkıyor. Akşemseddin'e işaret ederek daha yeni işte, genç çünkü Akşemseddin Hazretleri. Bunlara nasip olacağı görülüyor. Buyurdu. Ve bu buyruğu üzerine de aynen tahakkuk etti ve Hazreti Fatih bu şuurla yetişti. Hacı Bayram Veli'nin o müjdesiyle yetişti. Ve İstanbul'un fethi için birçok planlar yaptı. Çocukluğundan beri oyunları bile, tabi ona göre güçlü hocalar, Molla Güraniler, Molla Husreviler, ne alimlerin elinde yetişti. Bak 20-21 yaşlarında ne işler gördü, ne diller bildi, ne ilimler tahsil etti, ne fenler efendim, ne sanatler, ne hünerlere sahip oldu. Ama işte hocası onu falakaya yatırdığını haber alınca babası hiç itiraz etmedi. Çocuğunun yetişmesini isteyen işte böyle Fatih'in babası gibi ciddi olur, gayretli olur. Büyük alimlere çocuğunu teslim ederek o çocuğundan ümit var olur. Hazreti Fatih bu şuurla yetişti. Allah dostlarına çok yakın oldu. Alimlerle, velilerle hep irtibat kurdu. Onlar gibi giyinmeye, onlar gibi yemeye, içmeye çok özen gösterdi. Medreselerde yetişti. Fetih şuuruyla yetişti. Ve böylece İstanbul'u fethetmek üzere ordularını cem etti. Topladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail olmak üzere yola çıkıldı. Orduda birçok alimler var. Akşemseddin Hazretleri olmak üzere veliler, Akbıyık Sultan, Molla Fenari Hazretleri, Molla Gürani Hazretleri, Şeyh Sinan Hazretleri gibi veliler hep talebeleriyle gelmişler, katılmışlar. İstanbul'un önlerinde ordugah kuruldu. Önce İslam tebliğ ediliyor. İslam'ı kabul edin, sizle uğraşmayalım. İslam tebliği Bizans tarafından reddedilince o zaman şehir kuşatılmaya başlanıyor. Fakat kuşatma süresi uzayınca ve bir netice elde edilemeyince bazı devlet adamları ümitsizliğe düşüyor. Acaba şehir anlamayacak mı derken Haçlı ordusu Bizans'a yardıma koşuyor, koşacağı sanılıyor. Muhasaran devam ettiği sıralarda Avrupa'dan asker ve erzak getiren gemiler Osmanlı donanmasının müdahalesine rağmen şehre girmeyi başarıyorlar. Kafirler görülmemiş şenlikler yaparken Müslümanlar çok üzülüyorlar. Bunun üzerine bazı devlet ricali padişaha gelerek bir sofinin sözüyle bu kadar askeri topladın, burada kırdırdın, aç susuz perişan, hazineyi tükettin. Frengistan'dan da kafire yardım geldi, fetih ümidi kalmadı diyecek kadar ileri gittiler. Bak bir sofinin sözüyle ne demek? Akşemseddin'e soruyorsun, Allah'ın dostu velisi Akşemseddin Hazretleri diyor ki fetih nasip olacak, yola çıkalım diyor. Ve asker toplanıyor, toplanıyor, 100 bine aşkın ordu Edirne'den geliyor. O diğer yerlerden de bütün İslam aleminden gelenler oluyor. Ve böylece büyük bir ordu cem oluyor. Bir sofinin sözüyle diyor buraya, bu kadar insanı getirdin. Padişah Ahmet Paşa'yı Akşemseddin Hazretleri'ne göndererek, Şeyh Efendi Hazretlerine sorun, kaleyi fethetmek, düşmana zafer kazanmak ümidimiz kalmış mıdır?
Akşemseddin Hazretleri diyor ki ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar Müslüman ve gaziler bir kafir kalesine doğru hücum ederse ümitsiz olur mu inşallah Teala, fethi müyesser olur diyor. Fakat Hazreti Fatih bu genel cevapla yetinmeyerek tekrar Ahmet Paşa'yı gönderiyor ve sorduruyor. Vakit tayin etsin. Bu çok zor iş. Ama Allah'ın bildirmesiyle Allah'ın dostları gaybı bilirler. Allah'ın bildirmesiyle, bildirdiği kadar, bildirmeyi dilediği anda işler Allah'ın elinde. Gayb anahtarları Allah'a aittir. Ancak bildirmek istediğine bildirir. Bu velilere bir keramet kabilindendir. Akşemseddin Hazretleri murakabeye dalıyor, başını eğip Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Mübarek yüzü terledikten sonra başını kaldırarak iş bu senenin Cemaziyel evvel ayının 20. günü seher vaktinde inanç ve gayretle falan taraftan yürüsünler. O gün fetih müyesser ola, Konstantiniyye'nin içi ezan sesiyle dola ve asker sabah namazını kale içerisinde kıla diyerek genç padişaha mektup gönderiyor. İşte al el abdü yudebbiru Allah yukaddir. Kul tedbirini alır. Allah takdiri buyurur. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabının sünneti ve cüzlere elden gelen gayret gösterilecek. Evliyaullah'tan himmet istenecek. Allah dostlarına müracaat edilecek. Onların sözleri hafife alınmayacak. Efendim sadece görünen tedbirlerle yetinilmeyecek. Dua ordusuna başvurulacak. İşte Akşemseddin Hazretleri'nin tayin ettiği gün ve saat doluyor. Sultan Muhammed Han ordunun başına geçiyor ve hocası Akşemseddin Hazretleri'nden okumak için bir dua istirham ediyor. Akşemseddin Hazretleri de ya Fakih Ahmet diyerek himmet talebeyle bu zatı vesile kılarak Allah-u Teala'ya tezarrur ve niyaz eyle. Allah'a yalvar, bu zatı vesile kılarak hücuma başla diyor. Sonra çadırına giren Akşemseddin Hazretleri benim yanıma hiç kimseyi sokmayın diyor. Kapıları iyice kapatın. İşte Allah dostları bu gibi durumlarda Allah Teala'ya müracaat ediyorlar. Nasıl ki Kıbrıs'ın fethi müyesser olsun diye Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri merhum İhsan Efendi ve sair hoca efendilerle 40 gün duaya ve zikre girdikleri gibi ve sair vesilelerle dualarda, niyazlarda bulundukları gibi her zaman, her zemin, her dönemde Allah'ın dostları böylece manevi bir ordu olarak, dua ordusu olarak İslam askerine himmet etmişlerdir. Böylece yeniçeriler, azaplar, dal kılıçlar, serden geçtiler, akıncılar, gönüllüler, erenler, veliler hepsi Sultan Muhammed Han'ın buyruğuyla İstanbul üzerine akın ediyorlar. Sultan Muhammed Han da diyor ki Akşemseddin Hazretleri yanıma gelse de bana bir himmet etse diye düşünüyor. Hazreti Akşemseddin gelmeyince bulunduğu çadıra gidiyor. Çadırın her tarafı iyice kapatılmış. Hazreti Fatih hançeriyle çadırın ucundan biraz keserek içerisinin görülebileceği kadar bir delik açıyor. İçeri bir de baksın ki ne görsün. Akşemseddin Hazretleri kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış. Başından sarığı düşmüş. Saçı sakalı nur gibi parlıyor. Toprağa bulanmış vaziyette ağlıyor. Ve İstanbul'un fethi gerçekleşsin diye Allah-u Teala'ya yalvarıp dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Böylece onun bu halini görünce Hazreti Fatih doğruca yerine dönüyor. Ve daha nice Evliyaullah'ın himmetlerini alıyor. Bu işler lafla olacak şeyler değil. Evliyaullah'ın himmetiyle olacak işler bunlar. Bunların en önemlisi de Molla Cami Hazretleri'nin Nefahatül İz isimli eserinde zikredildiği üzere Hoca Muhammed Kasım Hazretleri anlatıyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Silsile-i Aliye'mizden Hacı Ubeydullah Ahrar Es-Semerkandi Hazretleri'nin torunu. Bir gün Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Semerkant'te otururken falan atımı eğerleyip getirin buyurdu. Atı getirdiler. Müritlerinden bir kısmını beraberinde alarak binip gitti. Şehrin bağlarından
çıkmak üzereydiler ki müritlerine sizin gelmenize ihtiyaç yok, dönünüz dedi. Hepsi döndüler. Vezahran Hazretleri o zaman Abbas Çölü, Deşte Abbas diye bilinen sahraya yöneliyor. Ben diyor edebe riayet etmeden, çünkü dönün dedi ama ben arkadan nereye gidiyor acaba diye bir miktar daha Hacı Hazretleri'nin arkasında yürüdüm. Ubeydullah Hazretleri atına binmiş, bir o yana bir bu yana seyirtmeye başladığını gördüm diyor. Hacı Ubeydullah Hazretleri Nakşi tarikimizin ulularından, silsile aliyemizin ricalinden bu büyük zat, Semerkant'te ziyareti nasip oldu birkaç kere. Bazen görünüyor, bazen de görünmüyor durumdaydı. Daha sonra evlerine döndüler. Yine küstah bir tavırla diyor, o halinin ne olduğunu kendisine sorduğumda şöyle buyurdular. Anadolu Padişahı Sultan Muhammed Han, kafirlerle karşı karşıya gelip bizden yana müteveccih oldu. Bize yöneldi, bizden yardım istedi. Himmet istedi. O zamanın Gavsi, en büyük zat Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri. Ona diyor, bana yöneldi, benden himmet istedi, yardım istedi. Bu yüzden ona yardım etmemiz icap etti. Allah'a hamdolsun mansur ve muzaffer oldu. Biz de böylece geri döndük diyor. Hacı Muhammed Kasım Hazretleri şöyle anlatıyor. Babam Abdülbaki Anadolu'ya gelip Sultan Beyazıt, Sultan Fatih'in oğlu Sultan Beyazıt ile görüştükten sonra şöyle bir şey nakletti. Sultan Beyazıt bana dedi ki, babanız Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri'nin nasıl bir elbise giydiğini, mübarek simalarının nasıl olduğunu, boz bir atının olup olmadığını sordu. Ben de anlattım. Bunun üzerine şöyle buyurdular. Babam Sultan Muhammed Han, Beyazıt anlatıyor şimdi. Benim babam diyor Fatih Sultan'dan işittim ki, Hazreti Fatih'ten bizzat işitmiş Sultan Beyazıt. Falan zamanda, öğleden sonra falan yerde kafirlerle karşılaştık. Kafirlerin ordusunun galibiyete yakın görünce Hoca Ubeydullah Hazretlerine, Ubeydullah Ahrar Hazretlerine yöneldim, teveccüh ettim, rabıta ettim. Ve sizin anlattığınız elbiseyle, aynı sima ve at ile bir velinin zuhur ettiğini gördüm. Bana dedi ki, ey Sultan Muhammed Han, korkma. Ben dedim nasıl korkmayayım, kafirlerin ordusu çok kalabalık. Bu sefer mübarek yenlerini açıp içeri bak buyurdu. Baktım ki büyük bir sahra içinde hadsiz hesapsız Müslüman askeri. Hacı Ubeydullah Hazretleri buyurdu ki bunların hepsi sana yardımcıdır. Şimdi şu tepenin üzerine çık dur. Davula 3 defa vur. Ordunun savaşmalarını emret. Hazreti Fatih diyor ki vezirler diyor o esnada yanımdalar. Düşman askerlerinin çokluğu sebebiyle ümitsizlik halinde kendi kendime söylendiğimi şaşıp kaldığımı zannediyorlar. Çünkü onlar Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin tayyi mekan yoluyla Semerkant'ten İstanbul'a geldiğini görmüyorlar. Ben Hacı Ubeydullah Hazretleri'nin buyurduklarını yaptım ve Ubeydullah Hazretleri'nin de at sürdüğünü gördüm. Düşman bozguna uğrayınca Hacı Hazretleri'ni aradımsa da yanımda ondan hiçbir eser göremedim. Ellerini öpecektim, dualarını alacaktımsa da tabii o evine döndü ya sahradan. Böylece sonra oğlu İstanbul'a teşrif ettiklerinde Hazreti Fatih'in oğlu Beyazıt ile bu konuşma aralarında geçtiğini Molla Cami Hazretleri ki Hurafe yazmaz, Nefahatülüz isimli eserinde naklediyor. Dolayısıyla İstanbul fethi müyesser oluyor ve Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz burçlarda görünüyor. Ulubatlı Hasan üzerine atılan ateşlerle yarıya kadar yanıyor. Tamamen ümit kesiyor. Yarı yolda şehit olacak duruma gelip hiç burçlara sancağı, bayrağı çekecek güç kendinde bulamazken Muhammed Mustafa'yı görüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bana gel, bana gel diye onu görünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tabii İstanbul'un fethini müjdeleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstanbul'un fethinde hazır bulunmaz mı? İşte Ulubatlı o efendim hevesle, o gayretle kainatın efendisiyle o İstanbul surlarının burcunda buluşma azmiyle sancağı dikiyor. Sabah saatlerinde, seher vaktinde böylece fetih müyesser oluyor. Sonra Hazreti Fatih Ulubatlı'nın yanına gelip de mübarek cesedinin
yanmış halde görünce, öpünce çok etkileniyor, duygulanıyor ve senin gibi bir insan İstanbul'un fethi beni ne kadar sevindirdiyse, senin gibi bir insanın, mübarek bir insanın, mübarek bir şehidin komutanı olmak da bundan az beni sevindirmiyor diye onun şehit olmasına üzüntüsünü, hasretini dile getiriyor. Bir yandan da onun büyüklüğünü ifade ediyor. Ve böylece şehre Topkapı'dan giriliyor. Tabii bütün halk sağa sola dizilmişler. Fatih'i tanımıyorlar. Akşemseddin Aksakallı yanında işte o mudur diye ona iltifatlar yağdırıyorlar. Onu padişah sanıyorlar. O da Sultan Muhammed Han'ı gösteriyor ama o diyor ki manevi Fatih budur. Ona iltifat edin, ona hürmet ve tazimlerinizi ifade edin. Böylece İstanbul'a girildikten sonra evet Akşemseddin Hazretleri'ne günü saati nasıl tespit ettiği sorulunca diyor ki Allah-u Teala'nın bildirmesiyle ve Hızır Aleyhisselam Aleyhissalatu Vesselam'ın işaretiyle, çünkü Hızır Aleyhisselam'la arkadaşlığım var, onunla görüşmelerim var idi. Ledün ilimlerinden bahsederken İstanbul'un fetih vaktini Hızır Aleyhisselam'la çıkarmıştık diyor. Ve allemnâhu ledünnâ ilme. Hızır Aleyhisselam ledün ilminin padişahı. Allah ona ledün ilmi öğretmiş. Kale fethedildiği gün diyor, bu çok evvelce çıkartmıştık bunu diyor. Kale fethedildiği gün Hızır Aleyhisselam'ın baktım yanında Evliyaullah'tan bir cemaatle Hisar'a, İstanbul surlarına girdiğini gördüm. Kale fetholunduktan sonra da baktım Hızır kardeşimi kalenin üzerine çıkmış oturur halde gördüm diyor. O zaman Hazreti Fatih diyor, hocam diyor, ya Allah diyerek girmek var iken, ya Fakih Ahmet diyerek, Allah dostlarından himmet isteyerek, Fakih Ahmet'in de kim olduğunu bilmiyorum, ya Fakih Ahmet diyerek, himmet isteyerek benim bir dua sizden talep ettiğimde bu duayı bana öğreterek girmemi emrettiniz. Ya Allah deseydik daha evla değil miydi diye sebebini soruyor. Akşemseddin Hazretleri diyor ki Fakih Ahmet ismindeki zat o zamanki kutup tasarruf sahibi. Allah Teala dilediği kullarına yetki vermiştir, tasarruf vermiştir. Fel müdebbirati emra, bütün işleri yöneten ruhlara yemin ediyor. Fahru Razi Hazretleri, Kazı Beyzavi Hazretleri tefsirlerinde nüfus-u kutsiyeden, kutsal ruhlardan ve nefislerden bahsediyor. Ve bu ayet-i kerimenin tefsirinde de Allah Teala'nın meleklere nasıl yönetimler, yetkiler, tasarruflar verdiği gibi meleklerden daha üstün olan insanların velileri, meleklerin velilerinden üstün insanların velileri. Onların ruhlarına da Allah Teala böyle tasarruflar, yetkiler verdiklerini tefsirler beyan ediyorlar. Onun için Allah dostlarından tasarruf, Allah dostlarından nimet istenmesi bize emrediliyor. Tasarruf sahibi olduğundan Allah Teala'nın yardımı o zatın vasıtasıyla ve onun bereketiyle göndereceğini bildiğim için ondan nimet istemeni sana söyledim diyor. Tabii bu zatın kim olduğu anlaşılamayınca Akşemseddin Hazretleri'nin kendisinin Fakih Ahmet diye tevazu olsun diye kendi adını söyletmediği, ancak Fakih Ahmet lakabıyla kendisinden himmet istenmesini emrettiği, arifane bir tavır takındığı rivayetler arasında yer alıyor. Demek ki Allah dostları himmet ettikleri zaman himmemür rical tekli'ul cibal, büyüklerin himmetleri dağları deler geçer, İstanbul'u da fetheder. İstanbul'un fethini de hazırlar. Sonunda tabii Hazreti Fatih'in en büyük isteklerinden biri de Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabri şerifi kaybolmuş, münderis olmuş, eseri kalmamış, izi belli olmamış. Aslında Rumlar çok itibar ediyorlardı. Ta o zaman gömüldükten sonra kabrine nur yağdığını bütün herkes görüyordu. Hatta İstanbul halkı susuz kaldıkları zaman, yağmursuz kaldıkları zaman o zamanki Rumların bile İbni Abdilber Hazretleri bunu İstiabda ve sair sahabe-i kiramdan bahseden eserlerde kaynağını da isteyenlere, soranlara gösterebilirim. Zikrediyor. Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin kabrinin yanında yağmur duası yaptıklarında
onun hürmetine yağmur yağdırıldığı İstanbul'a defaatle görülmüş. Bu itibarla çok itibar ediyorlardı. Ancak 50-100 sene kadar önce İstanbul'un fethinden 50 sene ve 100 sene arası, bu arada çok büyük akınlar, efendim İstanbul kuşatmaları olduğundan kabri şerif kayboluyor, izi kalmıyor. Bunun üzerine Hazreti Fatih Hocası Haşem Sesin Hazretleri'ne müracaat ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mihmendarı ve Kainat Efendisi'nin evinde misafir eden Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin İstanbul surlarına yakın bir yerde gömülü olduğunu okumuştum kitaplarda. Ve o zatın kabri şerifinin de bulunmasını rica ediyorum diye talepte bulunuyor. Ve Akşemseddin Hazretleri diyor ki şu dağın eteğinde bir nur görüyorum. O tarafta olsa gerektir. Şu anda durduğu mübarek yer zaten dağın dibinde. Oraya doğru gidiyorlar. Oraya geldiklerinde mübarek seccadeyi seriyor, iki rekat kılıyor. Yalvarıyor, dua ediyor. Ondan sonra ya seccadeyi de tam üzerine sermişiz. Burayı kazın buyuruyor. Ve böylece yine de Hazreti Fatih'in tabii tam kalbi mutmain olsun diye, tam açıkça görsün diye, işaret bir işaret belirsin diye diyor ki orada bir yazı bulacaksınız. Dediği üzere kabri şerif açıldığında hâzâ kabru Halid ibn Zeyd, Halid ibn Zeyd'in kabri diye küfi hat ile isminin yazıldığı hattı bulunca Hazreti Fatih çok seviniyor, müjdeleniyor. Hatta Efendi Hazretlerimden dinlemişim, o da Efendi babamızdan dinlediği üzere kabri şerifin yerinin bulunması esnasında Halid ibn Zeyd Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin mübarek ayakları biraz topraktan beliriyor. Tabii hem şehit olması hem sahabeden olması münasebetle dipdiri duruyor. Çürümemiş olduğu kesin. Ayaklarını öpmek istiyor. Hazreti Fatih ayakları çıkınca ayaklarına uzanıyor. Ayakları öpmek isteyince Ebu Ayyub el-Ensari Hazretleri'nin ayaklarını çektiği, tabii onlar diridirler kabirlerinde, şehit olmaları hasebiyle de özellikle bir manevi hayatları vardır. Üstadımızdan dinlediğimiz rivayetler arasında yer alıyor. Böylece Hazreti Fatih orada bir cami yapılmasını, medreseler yapılmasını, odalar yapılmasını ve Akşemseddin Hazretleri'nin de orada talebeleriyle yerleşmesini, ilim okutmasını, zikir yaptırmasını çok rica etse de Akşemseddin Hazretleri tabii Göynük'e, Bolu'nun Göynük kazasına gitmek istiyor ve orada vefat ediyor. İstanbul'da daha ikamet etmiyor. Bir zaman zaten gizleniyor, ibadet ediyor. Bu Edirne Kapı'ya yakın Hırkaşerif'in orada Akşemseddin Mahallesi'nde 3 gün kadar orada gizlenmiş, ibadet ettiği için sonra bulunuyor. Oraya efendim isimle anılıyor, hali hazırda Akşemseddin diye anılıyor. Fakat daha sonra İstanbul'da durmuyor. Bu zatlar şöhretten çok sakınıyor. Şöhretin afet olduğunu bildikleri için şimdi meşhur olayım diye millet neler yaparken onlar meşhur oldukları fark edilince hemen terk ediyorlar, uzaklara geçiyorlar, gidiyorlar. Oralarda da hizmet ediyorlar, talebe okutuyorlar ve dünyanın her tarafına İslam'ı yayıyorlar. Hazreti Fatih İstanbul'u fethettikten sonra tabii ki ilk işi olarak Ayasofya'yı ibadete ayırıyor, vakfediyor ve ikindi namazını hemen Ayasofya'da eda ediyor. O cuma namazı için Ayasofya'yı hazırlıyor. İşte başkaları, diğer kardeşlerimizin de herhalde diğer programlarda olmuştur. Ben çok haberim olmuyor ama onlarda da dinlediğiniz üzere Kabe tam önüne gelmeden tekbirleri tekrarlayarak tam Kabe Ayasofya'dan kendisine açılarak, aradan mekanlar açılarak Kabe'ye niyet ederek tam gözü önünde hizasında tekbir getirerek Ayasofya'da İmam oluyor, ilk hutbeyi Akşemseddin Hazretleri okuyor ve böylece İstanbul İslambol oluyor. Ve insanlar hiçbir zaman için Müslüman olmaya zorlanmıyor. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yoktur'un manası nedir? Kimseye zorla Müslüman ol denemez. Çünkü zorla Müslüman oldum dese de Müslüman olmaz. İslam teslimiyet, boyun eğmek, inkiyat demektir ki bu kalbin inanması ve tasdikiyle olacak bir şeydir. Onun için kalpten inanmadıktan sonra dille ben Müslüman oldum dedirtilerek zaten Müslüman olmak hükümsüz olur, geçersiz olur.
Bundan dolayı ki herkes dini üzere, hal üzere bırakılıyor. Fakat insanlar tabii İslam'ın güzelliğini, Müslümanların güzel ahlakını gördükçe kendileri Müslüman olmayı tercih ediyorlar. Fatih Ayasofya'ya doğru ilerlerken kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, her yaştan Rumu Ermenisi etrafına doluyor. Fatih'i görünce korkuyla, gözyaşıyla yerlere kapanıyorlar. İşte bizi kestirecek, astıracak sanıyorlar. Hazreti Fatih de Allah'a karşı şükür secdesine kapanıyor. Evet. Herkes yerde. Ama kimisi izzetle Allah'a karşı secdede, kimisi zilletle, küfrün hakirliğiyle yerde. Hazreti Fatih kalabalığı sükunete davet ederek onlara ne diyor? Kalkınız. Hepinize söylüyorum ki bu andan itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda gazabımdan korkmayınız. Yani ben size öfkelenecek değilim, sizi kırıp geçirecek değilim. Yani o zaman hiç beklenmedik bu tavır Rum halkını, Bizans halkını çok etkiliyor ve Osmanlı'nın sarığını görmek, Latin serpuşunu görmekten evladır dedirtiyor. O zamana kadar çünkü çok haksızlıklar uğratılmışlar, ezilmişler, köle edilmişler, kullanılmışlar. Halk efendim bir azınlığın zevkine, safasına kurban edilmiş. Bütün halk onlara çalışıyor. Kölelikten başka bir şey değil. Kafirlik, kölelik, şerefsizlik. Ama tabii İslam medeniyeti, Akşemseddin'in tavsiyeleri, İslam'ın harp hukuku, yaşlara dokunmayın, işte kiliselerinde ibadet eden rahiplere dokunmayın, çoluk çocuğa dokunmayın, şuna dokunmayın. İslam'ın harp hukuku hiçbir zaman görülmemiş bir hukuk. Savaşta bile insan haklarına son derece riayet eden, işkenceyi yasaklayan, uzuvların kesilmesini yasaklayan, ancak tabii savaşta sen müdafaa etmezsen, mücadele etmezsen o seni öldürecek durumda olduğu zaman efendim eli silah tutanlarla savaşmak meşru edilmiş. Geri kalanlara dokunmak, taarruz ve saldırı yasaklanmış olan İslam hukuku Akşemseddin Hazretleri tarafından, diğer alimler tarafından Hazreti Fatih'e devamlı ihtar ediliyor ve öğretiliyor. Ve ona göre zaten Hazreti Fatih de bunun bilincinde, şuurunda İslam eğitimi almış. Allah'ın dininin hükümlerini öğrenmiş, çocukluğundan beri bu şekilde İslam'ın izzetiyle aziz olmuş bir milletin evladı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesine nail oluyor. Ordusunu da o müjdeye nail kılıyor. Böylece elhamdülillah bir çağ kapanıyor. Karanlık çağ kapanıyor. Nurlu bir çağ açılıyor. Yeni bir çağ açılıyor. Ve İslam'ın izzeti ve kıymetli Türk milletinin İslam'a bu hizmeti tarihe geçiyor. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri daha nice hizmetler, maddi manevi nusretler, yardımlar, zaferler, fetihler müyesser eylesin demekten kendimizi alamıyoruz. Bu vesileyle Hazreti Fatih'i ve o kıymetli orduyu rahmetle yad ediyoruz. Bütün şehitlerimizi, gazilerimizi ve bugün dahi vatanımızın korunması için ve bölünmemesi için Serhat boylarında nöbet tutan askerlerimizi ve yine bu vatan uğrunda, vatan müdafaası uğrunda şehit düşen askerlerimizi, kollarını kanatlarını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri fazl-ı keremiyle ecdadımızın din-i mübini İslam'a yaptığı hizmetlerin bereketini biz ehfatlarında, evlatlarında göstersin, yeniden parlatsın. Allah Teala o kıymetli atalarımızın salahı, takvası, İslam'a hizmetleri hürmetine yeniden bu aziz milleti, bu necip milleti Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri iki cihanda aziz eylesin, İslam'a hadim eylesin, Ehl-i Sünnet ve Cemaat merkezinde cem eylesin, vatanımızı iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin, terör belasını durdurup Allah Teala akan kanları durdursun ve sevgi, barış içerisinde vatanımızın muhafazasına, müdafaasına ve bu vatanda Hazreti, özellikle Hazreti Fatih'in bize hediye ettiği bu İstanbul'umuzda iman ile, ibadet ile, Kur'an ile, zikir ile bu dünya vatanımızdan ahiret yurdumuzu kazanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin diyen dilleri nar-ı cehiminden azat eylesin. Bu vesileyle başta
Hazreti Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Kanuni Sultan ve Sahil Selahattin Osmaniye'nin ervahı için ve İstanbul'un fethine katılan bütün askerlerin, şehitlerin, gazilerin ervahı için ve şu anda da vatanımızı müdafaa eden şehit askerlerimizin ruhları için El-Fatiha.